Size Gorosei ellerin dünya liderlerinden esinlenerek yaratıldığını söylesem, buna pek çoğunuz şaşırmazdı. Fakat eğer size bu Goroseilerden birinin bir hain olduğunu söylesem, One Piece'in çözülmemiş gizemlerinden biri olan Enel'in en sonunda karşısına kaç kişinin çıkacağını bildiği sahnenin Imo'nun Goroseilerin nasıl seçtiğine bir gönderme, foreshadow olduğunu söylesem peki? Fazla mı uçtum? Sanmıyorum. Çünkü hepimizin hemfikir olduğu bir konu var. One Piece'in yazarı Oda kesinlikle bir insan değil. Ve bu tür göndermeler onun için hiçbir şey. Goroseilerin ilham alanı dünya liderlerinin kendi insanlarına özgürlük getirdiği söylense de aynı zamanda haklarını hep çekişmeli söylentiler de dönmüştür. Ama biri hariç. Aralarından birisi hakkında hiç tartışmalı iddiaları olmadı. Peki sizce bu karakterlerden hangisi bahsettiğim kişi olabilir? Uzun saç ve bıyıklı olan Gorosei ve dünya lideri Taisuke. Hatırlarsanız Robin'in adası Ohara, Buster Call yüzünden yerle bir olmuştu. Ve bunlar gerçekleşirken Taisuke gerçekten utanmış ve üzgün görünüyordu. İşte bu yüzden de kendisi Goroseilere ihanet edebilir. Bu teori gerçekten derin ve heyecan verici. Ve henüz yarısından, hatta çeyreğinden bile bahsetmedik. Hazır konuyu durdurmuşken abone olursanız çok sevinirim. Bu videoların her biri çevirisi, metni, seslendirmesi, kurgusu, uploadu derken saatleri hatta günlerimi alıyor. Kanalı sürekli ziyaret eden ve abone olmadan izleyip giden ve bir sonraki hafta tekrardan dönen bir tayfa var. Evet, senden bahsediyorum. Eğer benim kanalımı takip ediyorsan, abone olursan çok büyük yardımın olur. Haydi devam edelim. Bu video 4 başlıktan oluşacaktır. Hayatta kalma oyunu, esinlenilenler, İhanet ve imsama. Sonuna kadar izlemeye özen gösterin. Çünkü hepsi birbirine bağlı ve sonunda kafanızı çok güzel oturacak. Goroseilere ve dünya hükümetine bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Bölüm 1. Hayatta kalma oyunu. Skype yakında One Piece evrenin Eminemi Enel hakkında çok şey öğrendik. Ve Imu ile aralarında ne kadar paralellik taşıdıklarını öğrenince çılgına döndüm. Jaya ve Marie Joanne'ın da kutsal topraklar olarak adlandırılması. Aynı şekilde iki bölgede de kanatlı bir ırkın yaşaması. Jaya'nın Şandoryalıları var ve Wano'da öğrendiğimiz kadarıyla Marijoya'da da Lunaria ırkı vardı. Sonrasında Imo ve Dünya Hükümeti bu ırkı tarihten sildi. En azından denediler. Oraya Kutsal Topraklar adını vererek Marijoya'yı kurdu. Enel de aynı şeyi Şandoryalılara yapmak istedi ve tanrıların dünyasını kurmak gibi bir hayali vardı. E tabi bu iki karakterin arasında bu kadar paralellik olması şüphe uyandırıcı. Hatırlarsanız Enel tarihin ilk Battle Royale'ini kurmuştu. Herkesi ölümle birbiriyle dövüştürecek ve kazanan 4 kişiyle beraber Ay'a gidecekti. Ama Enel'in hesaba katmadığı bir şey vardı. Enel Luffy'yi öldü sansa da Luffy ölmemişti ve kazananlar listesine otomatik olarak Oda girdi. Kazanan 5'lerin isimleri de şöyleydi. Luffy, Zoro, Robin, Viper, Gonfall. Enel ve Imo'nun arasındaki benzerliklere bakarsak, Imo'nun kendisi de kayıp yüzyılda bir Battle Royale sunucusu açtı ve kazanan beşli Gorosei üyeleri oldu. Enel'in oyundaki kazanan beşli Tanrı'nın yeni dünyasına gidemedi. Fakat Imo'nun oyununu kazanan Goroseiler bunu başardı. Bunların odanı bize ta Skypiea'dan göstermesi cidden akıl alır bir hareket değil. Tanrı bir bölgeye gitti. Oradaki kanatlı ırkı temizledi. Bir hayatta kalma oyunu düzenledi ve kazanan beşliyi kendi ekibine kattı. Birinci bölüm buraya kadardı. Hadi şimdi ikinci bölüme geçelim. Bölüm 2. Esinlenilenler. Pek çok kişinin düşündüğü şey, Goroseilerin gerçek dünya liderlerinden esinlendiği ve ellerinde çok fazla güç bulunduğu. Bu liderler kendi insanlarına özgürlüğü getirdi. Ama onunla beraber tartışma konusu oldular. Bu bölümü geçmeden önce hızlıca hangi karakter kimden esinlenmiş ona bir bakalım. İlk Gorosei üyemiz Alman olan Karl Marx. Karl Marx komünizmi buldu. Fakat kendisi açıkça ırkçıydı. Zaman zaman biz de One Piece'te ırkçılık ile ilgili konuları gördük. Özellikle Balık Adam Adası'nda. İkinci üyemizin esinlendiği adam Rusya'dan Gorbaçov. Kendisi halkına demokrasi getirdi. Ama aynı zamanda Çernobil krizinin başındaki isimlerdendi. Üçüncü Gorosei'nin esinlenildiği kişi Hindistanlı Gandhi. Gandhi insanlarına bağımsızlığı getirdi. Fakat kendisi bir uyuşturucu bağımlısıydı. Dördüncü Goroseimizde Amerikalı başkan Abraham Lincoln'den esinlenildi. Kendisi Amerika'da köleliği kaldırmış ama 13. değişiklik kapsamında geri gelmiştir. Bu kesinlikle seri boyunca gördüğümüz köleliğe bir işaret. Ve son Goroseimizin esinlenildiği kişi de Japonya'dan Itagaki Taisuke. Taisuke Japonya'nın ilk politik partisinin kurucusudur. Aynı zamanda Shogun'un altındaki bir daimyodur. Bölüm 2 buraya kadardı. Haydi şimdi 3. bölüme. Bölüm 3. İhanet.
Gorosu şeylerin gerçek hayattaki liderlerden esinlendiğini söylemiştim. Son bir kez daha o konuya değineceğim. Videonun başlarında Taisuke'nin adı hakkında iddiaların bulunmadığını söylemiştim. Bu bize bu Gorosei'nin aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu söylüyor. Ohara'ya Buster Call emrini verirken dünya hükümetinin yanlış yaptığını bilir gibi utandığını görmüştük. Ayrıca bu adamın Skypiea'daki Gunfall'a çok benzemesi de ayrı bir ilgi çekici. Yani şu pozlara bir bakar mısınız? Birebir aynılar. Gunfall bu karede kendi tarafının yanlış taraf olup olmadığını düşünürken Gorosei ise pişman bir suratla zorunlu olarak Buster Call emri veriyor. 5. Gorosei yani Taisuke vakti zamanında çok önemli bir şey yapmış. Kafalara sıyırmaya hazırlanın. Önceki Shogun'un düşmesiyle beraber Taisuke Japonya'ya demokrasi getirmiştir. Bu videoda çok fazla tahminlerle ilerlemek istemiyorum. Ama bildiğimiz üzere manganın 1052. bölümünde Orochi düştü. Ve bu sonuçta Gorosei abimiz bir şekilde Wano'ya yardım edebilir. Bu bir şekil kendisinin lideri olan kişiye karşı bir hamle yapmasıyla olabilir. Yani Imu'ya. Kendisi Imu ve Goroseilerin arasına sızıp onları devirmesi için bir metot uygulamış olabilir. Ve o metot ise denizci grubu Sword'lar. Bu Sword dediklerimiz hakkında bir süredir bize kutsal ejderler ve dünya hükümetine karşı isyan çıkacağına dair ipuçları verildi. Bu grupta Drake ve Kobe'nin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde bu grupta Garp ve belki de Aokiji'nin de olduğu teorisine ulaşabiliriz bence. Ama Garp ve Aokiji Sword sistemini kuranlar değil. Bu sistemi asıl kuran kişi 5. Gorosei üyesi Taisuke. İnternette bazı insanlar 5. Gorosei ve Gunfall'ın kardeş olduğunu, hatta Gunfall'ın eski bir kutsal ejder olduğunu düşünüyor. Bunun sebepleri en temelli görünüş olmak üzere konuşmaları, kişilikleri vesaire gibi nedenlerden ötürü. Gunfall'ın Morijua'dan kovulduğunu ve 5. Gorosei'nin Imu'dan intikam almak istediklerini düşünüyorlar. 3. bölümde genel olarak bu şekildeydi. Eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Bölüm 4. Imu-sama. Şimdi biz Gorosei'lerden birinin ona bir noktada ihanet edeceğini biliyoruz. Haydi şimdi biraz Imu hakkında konuşalım. Reverie arkında Imu'nun boş tahtta oturduğunu görmüştük. Demişlerdi ki bu taht dünyanın merkezinde bulunur ve kimse bu tahta oturamaz. Çünkü bu taht barışı simgeler. Buradaki felsefe benim çok hoşuma gidiyor. Imu'nun bu tahtta oturduğunu bildiğimiz gibi One Piece dünyasında da barış yoktur. Ayrıca bu tahtın önünde onu koruyan 20 kılıç olduğu söylenir. Pek çok insan bunu fark etti. Ama eğer oradaki kılıçları sayarsanız 19 kılıç olduğunu göreceksiniz. 20 değil. Ve burada Imu ile bu kılıçlar arasında akılları yeniden oynatacak bir paralellik var. Dorasurusa arkında Doflamingo 20 ülke bir araya gelerek dünya hükümetini kurduğunu söylemişti. Ama Reverie arkında 20 krallıktan biri olan Arabasta krallığının yani Nefertari ailesinin onlara katılmadığını öğrenmiştik. Oradaki insanlar tahtta 20 kılıç olduğunu ve o kılıçların dünya hükümetini kuran 20 kral olduğunu düşünüyor. Ama biz bunun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü orada 19 kılıç ve 19 aile var. Bu da akıllarımıza şu soruyu getiriyor. Nefertari ailesini temsil eden kılıç nerede? Çok basit. Kılıç bunca zamandır Imu tarafından taşınıyor. Goroseiler Nefertari ailesinin hainleriyle dolu olduğunu ve o yüzden Marijuya'ya taşımadığını düşünüyor. Ama Imu Nefertari ailesini temsil eden kılıcı taşıyor. Bu da Imu'nun kendi halkı onunla beraber Marijuya'ya gelmek istemediği anlamına geliyor olabilir. Diğer bir anlamıyla Imu kendi soyundan nefret eden bir Nefertari üyesi. Luffy ile Imu karşılaştıklarında Imu'nun kendi soyundan nefret ettiğini öğrenince Luffy'nin nasıl bir tepki vereceğini düşünün. Muhtemelen bu savaş serinin en iyi savaşlarından biri olacak. Ayrıca Imu, Vivi'nin posterine çok uzun bir süre bakıyor. Sanki şöyle durmuş da Vivi hakkında derin düşüncelere dalmış gibi. Sonra kendisi posterleri Gorosei'lere verdi ve meşhur soruyu sordular. Hangi ışık söndürülecek? Yani şimdi Imu kendi soyunu kurutmaya mı çalışıyor? Peki bunu neden daha önce yapmadı? Eminim o da bizim bu sorularımızı cevaplar. Peki şimdi Imu'nun nereden esinlendiğini sorarsanız. Bana göre bu kişi Kraliçe Nefertiti. Kraliçe Nefertiti ve Nefertari ailesi arasında çok fazla benzerlik var. İki taraf da Mısırlı. İki taraf da bir şekilde Güneş Tanrısına bağlı. Nika Nefertari'lerin Güneş Tanrısı iken Aton ise Nefertiti'nin Güneş Tanrısı. Nefertiti genç bir kraliçe. Belki de sonsuz yaşam operasyonu yapıldı ve yaşı durdu. Nefertiti ve kocası bir şehir kurdular. Ki Imu'nun Marijuya'ya konması buna mükemmel bir paralel. Nefertiti'nin arkasında bıraktığı bir kraliyet mirası olabilir.
Belki de bu bir insandır. Tıpkı Vivi gibi. Hepsini şöyle bir karşımıza alıp düşündüğümüzde Imu, Nefertiti'nin ilham alınmış bir Nefertar üyesi. Bana sorarsanız bu teorinin gerçek olması beni çok heyecanlandırır. Çünkü çok tutarlı ve mantıklı bir teori. Bu teori yabancı bir kaynaktan çeviri olarak hazırlanmıştır. Açıklamada linki bulabilirsiniz. Siz de Imu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin lütfen. Haydi kendinize iyi bakın, bol bol enerji veren besinler tüketin ve hoşça kalın.